Hikmet teyze merhaba. Geçmiş olsun. Sağ ol Hasan. Seni taburcu ediyoruz. Bugün eve gidiyorsun inşallah. Sizi gördüm. Teyze oldu. Hadi çok geçmiş olsun. Kendine iyi bak. Çok geçmiş olsun. Allah aynı şifalar versin. Bugün Hikmet teyzeyi eve gönderiyoruz inşallah. Anne. Bir haftalık tedavisi bitti. Hemen sevgililerim yanımda. Sevgililerim ben olardım. Hadi geçmiş olsun. Bize dua et. Dua et. Allah'a emanet. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Anne. Can. Bak sen o aşı sayesinde kurtuldun. Can. Koronaya yakalandın ya. Ha. Aşı olduğun için kurtuldun sen. Ha. Buradan söyle ki, de ki herkes canını seven gitsin aşısını yaptırsın. Aşıları varsa gitsin aşılarını yaptırsınlar. Anne senin doğum tarihin biliyorsun 1919. Ha. 103 yaşındasın maşallah. He. Ahlatın da en yaşlısısın. Çok şükür. Evet. Hastamız Kıymet teyzeyi bir hafta önce kliniğimize yatırdık. Aslında bize karın ağrısı şikayetiyle gelmişti. Fakat yaptığımız tahlillerde Kıymet teyzenin COVID testleri pozitif çıkması üzerine akciğer tomografisi de çektirdik. Akciğer tomografisinde aslında Kıymet teyzenin çok yaygın bir COVID-19 hastalığı olduğunu saptadık. Hastamız tabii 103 yaşında olduğu için kendisini evde değildi, hastanede tedavi etme kararı aldık. Kendisi de tedavimize çok iyi yanıt verdi. Tabii daha önce aşılarını tam olarak yaptırmış olması Kıymet teyze için büyük avantaj sağladı. Pandeminin ilk dönemlerinde Kıymet teyze gibi ileri yaştaki hastaları maalesef COVID nedeniyle çok kolaylıkla kaybedebiliyorduk. Ama artık hastalarımızın aşılarını yaptırıyor olmasıyla bu hastalarımız Kıymet teyze gibi şifa ile taburcu olup evlerine gidebiliyorlar. Kendisinin daha önce tabii sağlıklı beslenmesi, altta yatan çok ciddi bir kronik hastalığının olmaması ve bizim burada da tedavimize iyi yanıt vermesi sonucunda taburculuğu bugün gerçekleşiyor. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlıklı, mutlu bir ömür diliyoruz.